bölgede ilk olması. Bunun altında belki daha büyük bir tarihiyesi var. Ondan sonra ne olacak? Şöyle başkan. Alanda parça parça daha erken dönemlere tasarruf edeceğimiz mozaik parçaları da bulunuyor. Muhtemelen bir yerde. Bir yeri benim canım. Tarçın abi, sen oraya görev örtü yapmadın. Konya'da tabii. Konya Müzesi. Abi geçerken kere oraya geçin, orada şey yapın. Burada ön çalışmalar neticesinde arkeolojik kalıntılar olduğu tespit edildiği için Büyükşehir Belediye'mizin mülkiyetine geçti ve şu anda yapılan çalışmalarla burası bir gezinti alanına, bir arkeolojik parka dönüştürülmeye çalışıyor. Tabii bulunan eserler de Konya için ilk öneme sahip. Özellikle 5. yüzyıla ait mozaik eserlerin bulunması Konya merkezi için önemli bir tarihi bulgu oldu. Bununla birlikte Roma yolu ve diğer eserlerin ortaya çıkarılmasıyla ilgili ekip yoğun bir şekilde çalışıyor. Tamamlandığında şehrin merkezinde, sur içinde arkeolojik bir gezi alanına dönüştüreceğimiz, turizme kazandıracağımız bir alan daha oluşturuluyor. Konya'da özellikle sur içinde bir taraftan kentsel dönüşüm yaparken bir taraftan da tarihi varlığın ortaya çıkarılması ve tarih ve turizm bir arada odaklanabileceği bir merkez oluşturmaya gayret ediyoruz. Bu özellikle Hazreti Mevlana için Konya'ya gelen insanların sur içerisinde Darülmülk projesi kapsamında Mevlana meydanından başlayan yolculuklarının meydan evlerine kadar uzatılmasıyla ilgili bir çalışmanın parçası. Puzzle'ın parçalarını her gün yerine koymaya devam ediyoruz. İşbirliğinden dolayı Meran Belediye'mize ve Kültür Bakanlığımıza, Müze Müdürlüğümüze ben teşekkür ediyorum. Çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hakikaten adeta bir sarraf titizliğiyle işlerini yürütüyorlar. İnşallah Konya tarihi açısından önemli bir eser daha kazandırılmış olacak. Şehrimizin turizmine hayırlı olsun. Bölge hem eski ticari canlılığıyla tekrar canlanmış ve renklenmiş olacak. Ama bununla beraber şehir merkezinde tam da şehrin tam kalbinde Suriçi dediğimiz bölgede inşallah hem Roma hem Bizans hem Selçuklu hem de Osmanlı'dan bu 16 bin metrekarelik alanın içinde farklı kalıntılar, kamu binaları, Roma yolları, Bizans dönemine ait kiliseler, Selçuklu'ya ait hamamlar yani gelen bütün insanlar burada Konya'dan gelmiş geçmiş bütün medeniyetlerin bir şekilde bir örneğini görmüş olacak. Şu anda burada yapılan çalışmadaki ilk bulgulardan bir tanesi ve çok önemli bulgulardan bir tanesi Konya İl Merkezi'nde ilk defa bir mozaik çalışması ortaya çıkmış oldu. Bu Meram için ve şehrimizin merkezi için çok önemli bir çalışma. Dediğim gibi burada hayat hem ticaretiyle, sosyal hayatıyla hem de merkezdeki bir ören yeriyle birbirini destekler şekilde, birbirini besler şekilde devam edecek. Yaklaşık birkaç yıl daha buradaki çalışmalar devam edecek. Çünkü biliyorsunuz çapayla, fırçayla, iğneyle, kuyu kazar gibi devam eden çalışmalar.